Kuzey Kutup'ta Inuit halkın ve yerli Türklerin ve Kızılderililerin geleneksel hikayeler babadan oğula rivayet şekilde nakledilmiş ve buz çağına kadar eskidir. Sibirya'da Baykal Göl bölgesinde Buryat halkta ve Tomsk bölgesinde şaman olan Akkanat'ta İnsanın akıl koğuşunun hakkında geleneksel bir hikayesi var. Bu hikaye gerçekçi olarak anlamaz, ondan anlamları çıkartılır. Hikaye böyle. Yaratıcı su yarattı ve hayvanlara yarattı ve en son insana yarattı. Ondan sonra kuşa emretti ki suyun altından toprak getirsin. Kuş su daldı ve yetişemedi. Sonra tekrar daldı, yine de yetişemedi. Üçüncü defada daldı ve su alttan toprak getirdi yüzeye. Bu toprağı kaplumbağa sırtında taşıdı ve toprak oluşmuş, yere oluşmuş ve herkes mutluydu fakat insan değil. Sırtında gökleri taşıyan mamut insana sordu, niye mutlu değil? İnsan dedi, çünkü dünya düzdür ve sıkıcıdır. Mamut sonra hortumla yere vurdu ve dağlar oluşmuş. Fil dişleri vurdu ve ayakları vurdu ve ovalar bulundu. Yılan dağlar arasında geçti ve nehirler bulundu. Mamut nerede bıraktı ayak izleri? Orada ovalar bulundu ve nehirler suyla doldurdu ve göller bulundu. Fakat insan yine mutlu değildi. Sonra yaratıcı ve mahluklar topladılar ve ne yapacağını karar verecektiler. Mus geç kalmış. Yolda balık rastladı. Balık ona dedi, toplantı geçmiş ve her şeye karar vermiş. Mus sonra sordu, insan hakkında ne karar verdiler? Balık ona dedi, insanın iki ayakta gezmesi olacağını, on ayakları elleri olduğunu olacağını, kulakları ve gözleri o kadar iyi duymaya ve bakmayacağını ve onun için ona akıl verilmiş ki akıl kullansın bunun yerine. Mus sonra ağlamaya başladı. Balık ona sordu, niye ağlıyor? Ve Mus dedi, İnsan şimdi hiç kimseye rahat bırakmayacak. Denizde balıklara da bırakmayacak, koşan hayvanlara da bırakmayacak, uçan kuşlara da bırakmayacak, ağaçlar da, nehirler de ve hiç kimse.